Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mümin ve bugün sizlerle birlikte Naber Son Immortal Arena oynuyoruz. Şimdi diyeceksiniz neden 3. dakikada bu lan diyebilirsiniz. Çünkü az önce ben bunun ilk 3 dakikasını video çektim. O zaman sizle paylaşamıyorum. Çünkü o aralar bir atmazı oyundan attı. Rüftleri ultraya attım. Sevgilim Slack oyunlarından gidince birleştirmeyi düşünüyorum çünkü birleştirince 2 GB düşürecek. Sizler diyebilirsiniz yani internet hızlı olanlar diyebilir. 3 GB ne ki lan diyebilir. 3 GB benim için ve sizin için aşırı derece sıkıntı olacak bir internet hızı. Şimdi diyebilirsiniz neden bizim için sıkıntı olacak. Sen yüklüyorsun, sana giren giriyor. Evet, işte sıkıntı orada. Ben yüklüyorum ve ben yüklediğimden dolayı da biz yükleyemiyoruz. Onunla mı oldu lan? İşte yani sizin izlemeniz için ben de ne yazık ki ilk 3 dakikaydı. Önerisi ilk 4 dakikaydı. Yani neyse ama gene de o kadar şey yapmadım. Çok ufaktan bir konuşma yaptım. O konuşmayı ben tekrardan yapayım. Bildiğiniz üzere ben de uzun zamandır mümin olarak yani kendi şahsım adına video atamıyorum. Ben dedim buna son vereyim dedim. Bak, ben de bunu kendi adıma bir son vereyim dedim. Nasıl yapabilirim dedim. Baktım, Tom Immortal Arena oyununu gördüm. Ve o oyun sayesinde ben dedim, LoL'e benziyor, ben bunu kolayca hemen çözerim dedim. Zaten böyle oyunlarda, böyle oyunlarla aram iyidir de konuşmaktan şey yapamadım lan. Böyle oyunlarda aram iyidir de yani o kadar da değildir dedim. Hem zaten LoL'da bayağı oynadım, Dota'da oynadım, Smite'da oynadım, yani bu üç buna benzeyen 3 oyunda oynadım dedim. Kendi kendime aslında ilk başta dedim Dota mı çeksem dedim, LoL mu çeksem. Ama daha sonra ben dedim Dota'yı da çeken var, LoL'u da çeken var, Smite'ı da çekilmiş. LoL zaten herkes çekiyor, kendi kendime kapattım. Ve şu karara vardım. Onları demek ki, yani, onları herkes çektiyse ben de çektirmeyen bir şey yapayım dedim. Şimdi siz diyeceksiniz, bunun ilk bakışları her yerde var arkadaş, her kanal çekti. İşte benim farkım olacak, ben bunu ilk bakış olarak değil de bir seviye olarak çekeceğim. Kalmadan kaç geri kaç. Ben bunu bir seri olarak sunacağım sizlere. Oy onu da aldı. Seri olarak ben bunu sizlere sunacağım. Diğer kanallarda farkım da bu olacak. Ben tabi şeyde açıkladığım bir sistem vardı. Yani zaten açıkladığım bir sistem vardı. Sayfanın Facebook. Guardian has been executed. Yani kanalın Facebook sayfasında açıkladığım bir sistem vardı. Top tower is under attack. Online, hafta içeri değişti. Üniversite online hafta sonlarda giriyor olan o hafta freelerini Steam'deki freeleri sizlere yapacak. Ama ne yazık ki benim bu planım DC Üniversite Online'ın bozuk. Yani Skonnet hatası verdiğinden dolayı iptal oldu. Bundan dolayı da ben tabi bunları çekemeyince geride bir süre video gelmedi. Bir haftadır video gelmiyor yaklaşık. Yok benden bir iki haftadır video gelmiyor arkadaşlar. Yazık ki video çekemedim. Dedim bayağı uzun zamandır çekmiyorum. Ben de dedim şimdi senin çekmediği bir seri bulayım, onu çekeyim dedim de o bana nasıl saldırdı ya?
bitsin. Ha, minyonlar bitti. Tamam yani şu an bok yolunu 4 kere öldük yani. Ben de dedim, öyle ya, böyle yapayım dedim. Kimsenin çekmediği olarak aradım aradım. Tom Immortal'lar ne vardı o aralar bende. Onunla oynuyordum böyle, bakınıyordum Tom'a. Ondan sonra dedim, acaba Tom Immortal'lar var mıdır? Baktım, ilk bakış videoları var yani. Oyunu tam yani böyle bir seri olarak oynanmamış. Ben bunu böyle biraz baktım, oyun içinde falan da baktım. Zaten oyunda girdiğim anda ilk başta sevdim. Çünkü böyle MMO tarzı oyunları her zaman sevmişimdir. Ondan dolayı ben de dedim, hem LoL'e Dota'ya falan benziyor, grafikler de patlama grafiği falan çok güzel olmuş. Dedim, ben bunun videosunu çekerim arkadaş dedim. Ve evet çektim de. Yaklaşık 5 dakikalık video oldu. Yani tabii bu şimdi bitmeyecek. Ben bunu şimdi ne yapacağım? Report de content. Ben bunu buradan yani giriş ekranından da biraz göstereyim dedim. 5 dakikalık video olmasın dedim yani. Kendimce. Şimdi hemen karar verdim. Ondan dolayı gördüğünüz gibi şimdi Guardian'a gidelim. Gördüğünüz gibi burada kaç tane karakter var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane karakter var. Bir starter pack var. Bir de en son olarak All Guardians pack var. Starter pack'te bu 4 karakteri size veriyor. Ben tabii bunu 600 şey biriktirince full bu karakter için alacağım. Full bu karakter için alacağım yani bunu. Ondan sonra bir de Marlock için alacağım. Bu iki karakter için bu şeyi alacağım, paketi alacağım. Normalde bunlar 7000 olarak Adrop Platinum boş ver. 7000 olarak karakterler satılıyor. Platinum'la alınmıyor karakterler. Mesela ben buradan Jhin'e geleyim. Jhin'in bir tane kostüm var. Gördüğünüz gibi güzel bir tane, hoş bir kostüm var. 7000'e ben bu karakteri aldım diyelim. Baktım 10.000 param var. LoL'de şöyle bir şey var. Kostümleri sadece RP ile, yani buradaki burada Platinum'la alabiliyorduk. Buraya göre çevirirsek. Ama burada öyle bir şart yoktur arkadaşlar. Burada isterseniz, üşenmezseniz 9000 TL yani kostümün normal oyun parası kadar para biriktirirsiniz. Onunla yaparsınız. Olmadı, baktınız zor geldi, hemen kostümü de şeyle alabilirsiniz. Ama LoL'de karakteri hem RP hem IP ile alabiliyorsunuz. Ama burada Devolution veya Platinum'la karakter alamıyorsunuz. Bu güzel bir özellik olmuş yani. Bence açıkçası. Burada gördüğünüz gibi karakterlerin levelleri var. Karakterler size göre level tasarlanıyor. Misal ben bu karakteri şimdi 2 level yaptım. 9'u 9. 3 level yaptığımda %50 complete olacak. Ve XP verecek. Press day in the game see special forging. Her neyse 9 tane şey yaptığınızda yani bir karakterle 9 maç yaptığınızda size 200 şey veriyor, devolution veriyor. Ve bu 200 devolution her şeyde 20 tane var desek 2 kere 2 4'ten 4000 yok 400 12 tane aynen 4000 kadar bir devolution ediyor. 3000 de siz kendiniz biriktirsiniz, bir tane istediğiniz karakteri alabilirsiniz çok kolay bir şekilde. Evet, ondan sonra bakalım başka neler varmış. Burada gördüğünüz gibi karakterler şey yapıyor, sizin en çok oynadığınız, daha sonra yani en çok oynadığınız, ondan bir sonraki diye gidiyor. Hiç oynamadığınız falan diye şey yapıyor. Burada gördüğünüz gibi üstlerinde free rotation yazıyor. Bunlar ne diye bir düşünebilirsiniz. Free rotation'lar sizin o haftaki beleşleriniz, yani o hafta sizin oynayabileceğiniz karakterler.
veya o çar boyunca oynayabileceğiniz karakter, o oyun boyunca oynayabileceğiniz karakterler. Burada Dominance şeyimiz var. Dominance mesela ateş. Ateş şeyiyle 500 şey yaptığımızda 500 favor yani 500 oyun attığımızda bu ikinci seviyeye, daha sonra 1275 favor attığımızda üçüncü seviyeye de bu ilerleyecek. Burada da böyle. Gördüğünüz gibi benim en fazla bu olmuş. 195 olmuş. Tabii full şey oynaya böyle olmuş. Evet, bu da böyle. Bir de burada bizim kendi gardiyanımızın şeyi var. Özel şeyleri var. Neyleri var diyeyim. XP'si var. Mesela şu an XP'min %27.5'i doldu. Burada yüzde olarak ne kadar complete ettiniz yani ne kadar yüklediğinizi ve normal o XP'nin üzerinden ne kadar şey yaptığınızı da gösteriyor. Burada total win, total game, total assist, total goals diamond, total minion kill. Burada minyonlar benim bildiğimde normalde botlarda minyon alamıyorsunuz. Alıyorsunuz da şey. Misal şimdi bir sonraki video için ben bir tane hemen şey hazırlayayım. Bu arada 11 dakika olmuş, tamam. Birazdan kapatırım zaten. Guardian misal bunları biz 7000 TL şeye aldık. Misal ben bunu 7000 TL'ye aldım. Gittim bununla 9000 TL'ye aldım. Bunun ne faydası olur bana şimdi yani diyebilirsiniz. Skin zaten oyunda onun hoş görülmesi için yapılan bir şey. Oyunda normal karakterin daha da iyi düzenlenmesi için yapılıyor. Burada Shoval, Male, Regenet yani bayan erkek diye bilmiyorum artık nasıl ayırmışlar. Ama bir şekilde ayırmışlar. Mesela Tank. Tank rolünde oynayanların üstünde kalkan işareti. Titan yani bunu bilmiyorum. Bu ADC rolünde oynayanların üstünde bir tank ters hançer işareti. Pusher. Yani solo diyeyim ben size, rolünde oynayanların üzerinde bir kale işareti oluyor. Titan'da ne kalıyor? Jungle galiba da. Tabi solo, tamam. Aynen jungle rolünde oynayanların galiba, emin değilim gençler. Ya bunu bana şey yaptın mı, yok böyleydi falan demeyin yani, bilmiyorum tam, emin değilim. Evet, benim bu oyunu... Yani bildiğim kadarıyla ben size anlattım. Zaten ben de bu oyunda daha yeniyim gördüğünüz gibi. 2 levelim. Bu arada Metin 2 ile Minecraft videoları, Minecraft serisi son buldum. Neden dersiniz? Milyonlarca kez bitirdiğim oyun Minecraft. Artık kaç kere bitirdiğimi bile sayamadım. Bir de defalarca kez PvP'lerini oynadığım şeylerini yaptığım oyun Metin 2. Bu iki oyunu da zaten aşırı derece oynadım. İkisini de aşırı derecede oynadım. Ondan dolayı pek de canım istemiyor oynamak. Geçiyor işte, sen gelmezsin o zaman ya. Videoyu hiç yapmıyorlarmış. İşte defalarca kez oynadığım oyunlar onlar. Ondan dolayı ben de o oyunları yani çok zevk almıyorum zaten. Bunda da yaklaşık bir 80-90 bölüm sonra bunda da aynı şey olabilir. En fazla diyorum. 80-90 bölüm sonra bunda da aynı şey olabilir. Ve bir de şeyler var. Her karakterde şey yok. Skin yok. Mesela LoL'de her karakterde skin var. Ama bunda öyle değil arkadaşlar. Belirli karakterlere skin koyulmuş. Mesela bak bundaki skin'i ben bu alırsam kesinlikle gelirim bu skin'i alırım yani abi. 4500 biriktiririm alırım yani. Hem de çok rahat. Bak bunu da alırım belki de, yok bunu almam ya. Ben çoğunlukla support oynuyorum ya. Support bu oyunda. Ben bu oyunu ilk defa ADC oynadım lan. Vallahi gençler. Her neyse gençler. Bu video benden bu kadardı. Bir sonraki videomuzda
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.